Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe dersinde birey ve toplum temasında farklılıklara saygı konusunu işleyeceğiz. Bugün sizlerle bağlamdan yararlanarak bilmediğimiz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edeceğiz. Okuduğumuz metnin unsurlarını yazacağız. Okuduğumuz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyeceğiz. Beşer bir ihbar sorularını cevaplayacağız. İlk olarak hazırlık çalışmasıyla başlayalım. Bütün insanlar aynı özelliklere sahip olsaydı, sizce dünya nasıl bir yer olurdu? Hadi düşünelim. Bence bütün insanlar aynı özelliklere sahip olsaydı, dünya çekilmez bir yer olurdu. Bütün insanların siniri olursa kargaşa çıkabilirdi. Bütün insanlar aynı düşünse, aynı giyinse, aynı renkleri sevse, her şey aynı olsa dünya mutsuz ve çekilmez bir yer haline gelirdi. Bugünkü metnimizin adı kısa kapalı tavşan bale. Hadi okumaya başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalmış zaman içinde koskocaman bir orman varmış. Bu ormanda birbirinden çeşit hayvanlar yaşarmış. Ormanın kralı aslan, zürafa, fil, kirpi, tavşan gibi birçok hayvan bir arada yaşarlarmış. Bu hayvanlar hem birbirlerini sever hem de korurlarmış. Ormanlarına onlardan başka kimseyi istemezlermiş. Birlikte o kadar çok mutluymuşlar ki yabancı birisi gelip bu düzeni bozar diye korkuyorlarmış. Ev zaman bir zaman günün birinde Todd'daki tavşan ormanda dolaşmaya çıkmış. Ormandan epeyce uzaklaşmış. Bir de ağacın arkasından değişik sesler duymuş. Hem çok korkmuş hem de sesin kimden geldiğini merak etmiş. Kendi kendine neyin sesi bu acaba diye düşünmüş ve sese doğru yaklaşmaya başlamış. Size doğru yaklaşınca sesin ağlama sesi olduğunu anlamış ve hemen yanına gitmiş gitmesin ama gördüklerine çok şaşırmış. Çünkü gördüğü aynı onun gibi bir tavşanmış ama kulakları ondan çok kısaymış ve üst dudağı aşağı yukarı hareket etmiyormuş. Tom bu duruma çok şaşırmış. Başta ondan uzak durmaya çalışmış ama yolun yerinde ben olsaydım diye düşünerek empati yapmış ve yanına gitmiş. Tom, ne oldu, neden ağlıyorsun demiş. Tavşan, hem çok açım hem de çok susadım. Dış görünüşüm yüzünden kimse benimle dişini paylaşmıyor. 2 gündür bir şey yemedim. Ne olur bana yardım et demiş. Tom, tabii ki sana yardım edeceğim. Seni yaşadığım ormana götüreceğim demiş. İkisi birlikte yerlerinden kalkmış, ormana doğru yol almışlar. Birden Tom'un yanındaki su altına gelmiş ve çıkarıp tavşana vermiş. Tavşan teşekkür etmiş. Tom, adın ne? Benim adım Tom demiş. Tavşan, benim de Bunny. Tanıştığıma memnun oldum demiş. Tom, ben de memnun oldum. Yarım saat sonra varırız demiş. Yürürken Tom'un aklına arkadaşları gelmiş. Çünkü ormana yabancıları getirmek yasakmış. Sonra içinden buhardaki birine yardım etmemezlik yapmazlar diye geçirmiş. Tom bunları düşünürken ormana varmışlar. Arkadaşlar uzaktan Tom'u fark etmişler. Ama yanındaki tavşanı tanıyamamışlar. Tom ve Bunny onların yanına doğru yaklaşmışlar. Onları ilk karşılayan aslanmış. Ama aslan sinirliymiş. Aslan, Tom sen bilmez misin yabancıları burada istemeyiz. Özellikle ne olduğu belli olmayan birini hiç istemeyiz. Demiş. Bunny aslanın sözüne çok üzülmüş. Onların diğerleri gibi konuşmayacağını düşünmüş. Bütün hayvanlar sinirli bir şekilde Tom'a bakıyorlarmış. Tom hemen konuşmaya başlamış. Arkadaşlar, bu yanımda getirdiğim kişinin adı Bunny. O da benim gibi bir tavşan. Evet dış görünüş benden ve diğer tavşanlardan farklı olabilir. Ama onun da bizim gibi yaşamaya hakkı var. O dış görünüşü yüzünden 2 gündür aç ve susuz. Ona yardım etmezsek ölebilir. Biz diğer hayvanların yaptığı gibi yapmayalım ve ona yardım edelim demiş. Tom'un konuşması üzerine aslan,
ve diğer hayvanlar toplanıp düşünmüşler. Ve yerine bir karar vermişler. Tam o sırada balık dayanamayıp yere düşmüş. Bütün hayvanlar bu duruma çok üzülmüş. O sırada aslan konuşmaya başlamış. Tamam Tom, ona yardım edeceğiz ama bizimle yaşayamaz biliyorsun. Bizim içimize yabancı birisi giremez. Kendini toparlayana kadar bizimle kalabilir demiş. Bu konuşmadan sonra tüm hayvanlar Bunny ile ilgilenmiş, ona yemek ve su vermişler. Bunny çok mutlu olmuş. Zaman git zaman, bu olayın üzerinden 4 gün geçmiş. Bunny kendini tamamen toparlamış. Karşı ormanda bir yarışma düzenlenmiş. Lakin yarışmaya katılacak hayvan rahatsızlanmış. Tom arkadaşları düşünmeye başlamışlar ama bir türlü işin içinden çıkamamışlar. Bunny bu konuşmalara kulak misafiri olmuş ve yarışmaya katılabileceğini söylemiş. Aslan başta kabul etmemiş ama yapılacak başka bir şey olmadığı için kabul etmek zorunda kalmış. Yarışma günü gelmiş. Diğer tüm hayvanlar yarışmış. Geriye sadece Bunny kalmış. Maç şu ana kadar berabereymiş. Kazananı belirleyen oyun Bunny'ninkiymiş. Yarışma başlamış. Bunny o kadar hızlı koşuyormuş ki diğer hayvanlar şaşırmışlar. Yarışı Bunny kazanmış. Tom ve arkadaşlar Bunny'nin yanına gitmişler ve onu tebrik etmişler. Hep beraber ödül alıp ormana dönmüşler. Aslan konuşmaya başlamış. Bunny, senin dış görünüşün yüzünden sana önyargılı davrandım. Özür dilerim. Sen bize bugün çok güzel ders verdin. Eğer sen de istersen bizimle burada yaşayabilirsin demiş. Bunny ödüllerine inanamamış ve çok mutlu olmuş. Bundan sonra ormanlarında mutlu, huzurlu ve saygılı bir şekilde yaşayıp gitmişler. Metnimizi okuduk, şimdi etkinlikleri yapma zamanı. Birinci etkinliğimiz, kelimelerin anlamlarını tahmin edip, tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. İlk kelimemiz yabancı. Şimdi yabancı kelimesinin anlamını tahmin edelim. Tahmin ettiysek yabancı kelimesi sözlük anlamına bakalım. Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan. Şimdi yabancı kelimesiyle ilgili cümle kuralım. Benim cümlem yabancı insanlarla iletişim kurmak, iletişim pek iyi değil. İkinci kelimemiz aynı. Şimdi aynı kelimesinin anlamını tahmin edelim. Eminim ki hepimizin bir fikri vardır. Tahmin ettiysek şimdi aynı kelimesinin sözcük anlamına bakalım. Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi. Şimdi aynı kelimesiyle ilgili cümle kuralım. Benim cümlem. Bu iki kıyafet arasında bir farklılık yok. İkisi de aynı duruyor. Üçüncü kelimemiz empati. Şimdi empati kelimesinin anlamını tahmin edelim. Tahmin ettiysek empati kelimesinin sözcük anlamına bakalım. Kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini denemeksizin anlayabilme becerisi. Şimdi empati kelimesiyle ilgili cümle kuralım. Benim cümlem. Bu durumu ancak empati kurarak anlayabilirsin. Dördüncü kelimemiz paylaşmak. Şimdi paylaşmak kelimesinin anlamını tahmin edelim. Tahmin ettiysek şimdi paylaşmak kelimesinin sözcük anlamına bakalım. Aralarında görüşmek, pay etmek. Paylaşmak kelimesini cümle içinde kullanalım. Benim cümlem. Elindeki ekmek arası köftenin yarısını bir sokak köpeğiyle paylaştı. Beşinci kelimemiz önyargı. Şimdi önyargı kelimesinin anlamını
tahmin ederim. Tahmin ettiysek şimdi önemli kelimesinin sözcük anlamına bakalım. Bir şey fikrince bilmeden doyulmuş kanı, önceden verilmiş yargı. Şimdi önemli kelimesiyle ilgili cümle kuralım. Benim cümlem. Ayşe sınıfa yeni gelen çocuğa ön yargıyla yaklaştı. Son kelimemiz ödül. Şimdi ödül kelimesinin anlamını tahmin edelim. Eminim hepimizin bir fikri var ödül kelimesiyle ilgili. Tahmin ettiysek şimdi ödül kelimesinin sözcük anlamına bakalım. Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükafat. Şimdi ödül kelimesinde ile ilgili cümle kuralım. Benim cümlem. Kitap okuduğum için ödül aldım. İkinci etkinliğimiz. Metnin unsurlarını yazınız. Metinde bulunan varlık kadrosunu yazalım şimdi. Tahmin edelim. Kimler vardı metinde? Kimler var bakalım. Tom, Bunny, aslan, zürafa, fil, kaplumbağa, kirpi gibi hayvanlar vardı. Peki metin nerede gerçekleşiyordu? Evet, ormanda gerçekleşiyordu. Zaman unsuruna gelip metin ne zaman gerçekleşiyordu? Evet, evvel zaman içinde. Peki metin olayı neydi? Metnin olayı. Bunny'nin diğer karşılamadan farklı olmasından dolayı dışlanması. Bir gün ağacın arkasında ağlarken Tom'un unutulması da yardım etmesi. Üçüncü etkinliğimiz metnin konusu olan fikrini belirleyiniz. Metin konusunu bulurken metnin anlattığına bakacaktık. Metnin ana fikrini bulurken de metnin bize vermek istediği derse bakacaktık. Şimdi metnin konusunu bulalım. Sizce metnin konusu neydi? Hadi bakalım. Bunny'nin diğer karşılamadan farklı olmasından dolayı dışlanması. Tom'un ormanda bulunması yardım etmesi. Peki metnin ana fikri neydi? Metnin ana fikri farklılara saygı duymak. Dördüncü etkinliğimiz beşen birkaç sorularını cevaplayınız. Beşen birkaç soruları nelerdi? Soru kalıpları. Hatırlayanınız var mı? Hadi hep beraber bakalım. Geçen birkaç soru kalıpları. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim? Şimdi sorulara geçelim. Olay nerede gerçekleşmiş? Nerede gerçekleşiyordu? Evet, ormanda gerçekleşiyordu. Olay ne zaman olmuş? Ne zaman oluyordu olay? Evvel zaman içinde. Bali nasıl bir tavşanmış? Bali nasıl bir tavşandı? Bali kısa kulaklı ve üst dudağı aşağı yukarı bitirmeyen bir tavşanmış. Ormandaki hayvanlar niçin aralarında başka kimseyi almak istemezlermiş? Niçin istemiyorlardı? Bakalım. Saniye. Birlikte çok mutlularmış. Yabancı birisi gelip bu düzeni bozar diye korkuyorlarmış. Diğer hayvanlar Bunny'yi karşılığında görünce ne yapmışlar? Ne yapmışlardı?
Bütün hayvanlar sinirlenmişler ve Bani ormanda istememişler. Bani ormanı kim bulmuştu? Kim bulmuştu? Tom bulmuştu. Evet, sizler de bugün bireyler toplamasında farklılıklara saygı konusunu işledik. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.